Herkese esenlikler. Bu videoda yine bir Rus klasiğini, ünlü yazar Lev Tolstoy'un Kazaklar adlı romanını incelemeye çalışacağım. Kazaklar romanı Lev Tolstoy'un ilk usta işi eseri. Biliyorsunuz Tolstoy deyince zaten Savaş ve Barış, Anna Karenina, diğeri ise Kazaklar. Kazaklar bu üçlünün ilk. Bu üçlü hani mesela tarihsel bir sıralamaya koyacak olursak ilk önce Kazakları yazmıştır. Kazakları yazmaya 1853 yılında başlamıştır. Ama ara vermiştir 10 yıl kadar. Daha sonra 1862'de tekrar başlamıştır ve roman olarak 1863'de basılmıştır. Romanda mesela bu 10 yılı hiç hissetmezsiniz. 10 yılda insan biraz bir şeyler değişir. Mesela 10 yıl önceki kısmıyla 10 yıl sonraki kısmı arasında bir uyumsuzluk, duyguda bir uyumsuzluk, hissedişte bir uyumsuzluk olmaz mı diye düşünürsünüz ama yok, mükemmel bir şekilde hiç hissetmezsiniz. Yani mükemmel bir adam ya, yazar olarak yani baktığınız zaman Kazaklar gerçekten cidden müthiş bir usta işi eserdir yani. Üstelik de Tolstoy okumak isteyenler için başlangıç kitabı olarak en ideali Kazaklar 260 sayfalık, hatta 240 sayfalık bir roman. Konusu yani kahramanın bir arayışın sonucunda kendini bulması ve de bir aşk. İkisi bir arada. Böyle bir romandır yani ana tema olarak. Dolayısıyla çok zorlamayan, uzun olmayan, anlatımı harikulade. Böyle bir şey olamaz ya. Ben bu kadarını beklemiyordum. Açıkçasını söyleyeyim, bu kadarını beklemiyordum. Çevrenin betimlemesi, duyguların ifade bulması. Yani mesela Dostoyevski okuyoruz, Dostoyevski müthiş psikolog bir insan diyoruz ama Tolstoy bir psikolog değil. Okey. Karakterinin psikolojisini yaratan esas bilinç dışı süreçleri takip etmiyor. Ama karakterinin o an yaşamış olduğu duygulanımları, izlenimleri öyle güzel kelimeye döküyor, öyle güzel aktarıyor ki bravo diyorsunuz yani. Ayrıca bir çevre betimlemeleri var. İnanılmaz. Yani o sanki o Kazak köylerinde bulunuyorsunuz o an yani. O öyle güzel betimleme mi olur? Yani bilmiyorum. Belki ben köy çocuğu olduğum için benim kafamda çok daha güzel yani o sahneler canlanıyor. Hikaye genel olarak şöyle. Hani gezelim görelim. Aa burada da Kafkaslar var. Ne güzel dağlar, ormanlar, ırmak falan filan. Aa Kazaklarda ne güzel insanlar falan filan değil sadece. Ama bir boyutu bu. Esas boyutu ise şu. Olenin adlı bir baş kahraman var romanda. Moskova'da yaşıyor. Seçkin, iyi eğitimli, zengin, kökenden geliyor. O seçkin sınıfın yaşamının her şeyine doyuyor yani. Anlatabiliyor muyum? Kumardır, eğlencedir. Bunların hepsine doyuyor ve mutlu olamıyor yani. Hepsi ot gibi geliyor bana. Mutlu olamıyorum diyor. Aşık olamıyorum diyor. En iyisi mi ben kırsala gideyim bir kendimi yenilemek için, bir kafamı boşaltmak için. Kırsala gideyim, bana belki iyi gelir. Bu arada zaten borca da batmış vaziyette. Dolayısıyla Kafkaslara geliyor, bir Kazak köyüne yerleşiyor. Yerleşmiyor aslında, birliğiyle geliyor. Yani askeri birlik geliyor. Çünkü o dönemde Kazaklar bölgeyi Ruslaştırmak için adeta birer Akıncı kaleleri gibi, adeta birer günümüzdeki korucu köyleri gibi kullanılıyor Ruslar tarafından. Mesela bir yere mesela geliyor, Kabartayların arazisinin burnunun dibine bir tane stanitsa kuruyor. Kazak köyü, Kazak kasabası. Tabii kalesiyle, karakoluyla, işte istihkamlarıyla vesaire falan kuruyor. Öyle şey değil ya, boru değil. Ve de oradaki Kazakları gırtlağına kadar çarlık silahlandırıyor. Silah, cephane, yiyecek. Onlara oradan arazi veriyor. Oradan burayı sen ekeceksin. Şuradan şurayı sen ekeceksin. Orasının eski sahibi. Yani ya bir Çeçendir ya bir Kabartay köyü sürülmüştür. Tabii bunları kimse sallamıyor yani. Kimse sallamıyor. Savaş bölgeden esas Kafkas halklarını, gerçek Kafkas halklarını sürmek için planlı projeli yürütülen bir çabanın parçası olarak Kazaklar bölgeye kolonize ediliyor. Zincir şekilde Kazak hatları oluşturuluyor. Hat. Türkçe'de doğru. Kazak hatları oluşturuyor. Yani bir köy, 3-5 kilometre ötesine bir köy, 3-5 kilometre ötesine bir köy. Bir Kazak hattı örülüyor. Böyle bir planın çerçevesinde neredeyse 150-200 yıldır süren bir mücadele var. Burada da Kazaklar çok önemli görev yapıyorlar. Ve Rus ordusu da sürekli işte bölgeyi ve asayişi sağlamak için tekrar bir ordu daha sürekli gönderirken bu Kazaklar da o gelen orduların subay sınıfının yatacağı, yiyeceği, içeceği, eğleneceği hizmetleri de görüyorlar yani. Mesela diyelim ki baş kahramanımız Olenin bir astemi ama parası var. Kazak köyünde bir ev kiralıyor en güzelinden. Böyle bir düzen var. Bu düzen içerisinde Olenin dediğimiz roman baş kahramanımız Moskova'daki sosyetik yaşamından artık bunaldığı ve ondan verim alamadığını düşündüğü için kendisine bir yenilenme fırsatı olarak doğaya atmayı istiyor ve Kafkaslar'da görev yapacak bir orduya katılıyor. Birliğiyle birlikte Novominskaya denilen bir
Kazak kasabasına geliyor. Günümüz Grozny'sinin. Yakın ya. Terek Irmağı'nın kenarında. Bir kasaba. Kazak kasabası. Burada yaşarken bir eve yerleşiyor ve o evde Maryanka diye bir kız görüyor. Ve vuruluyor kıza adet. Onun o sağlıklı, zinde vücudu. Kız öyle bir çalışıyor ki sabah hayvanları salıyor, akşam onları bağlıyor, sütlerini sağıyor, tezekleri duvara yapıştırıyor. Ondan sonra bağ bahçeye gidiyor, çalışıyor. Bu kıza aslında vuruluyor. Vuruluyor ama kızın bir sevgilisi var, Lukaşka. O da tam bir Kazak genç. Yiğit, savaşçı. Öyle bir savaşçı ki yani gecenin karanlığında ırmağın içinde bir kütüğü kullanarak ırmağın karşı yakasına geçmeye çalışan Çeçen'i bam diye vuracak kadar aynı zamanda bu işlerin hastası. Böyle yiğit bir sevgilisi var Maryanka'nın, Lukaşka diye. Tabii şimdi bizim eleman Olenin bakıyor, kız zaten sözlü. Üstelik kız hiç pas vermiyor. Çünkü Kazak köylerinde yaşayanlar Ruslardan nefret ediyor. O Rus askerlerden geliyorlar burada bize yük oluyorlar. Sanki 3-5 kuruş kira ödüyoruz ayağına da bize burada yani huzurumuzu kaçırıyorlar. Leş gibi de kokuyorlar. Bilmem şöyle böyle. Sevmiyorlar aslında Rus askerlerini. Zaten Olenin'e de pas vermiyor. Normal köydeki başka kızlar gelen subaylarla daha yakın ilişkiler kurarak bu işlerden kendilerine çıkar sağlayabiliyorlar. Ama Maryanka böyle bir şeye gitmiyor çünkü onun aslanlar gibi Lukaşka'sı var. Bir de romanda bir karakter var. Yeroşka amca. Ya o Yeroşka amca var ya. Yani o adam Kafkasların ruhu gibi. Yani böyle sanki bir Nart destanı kahramanı gibi. Adam bu kadar Kafkaslaşmış yani. Kazak köyünde romanda içki sel gibi akıyor. İçiyorlar abi adamlar. Yaşıyorlar zaten üzüm bağları falan filan böyle yetişen yerler var. Onların bir anlatımları var kitapta. Sanki o bağlarda geziyorsunuz. Sanki orada o salkımları o kütüklerden kesiyorsunuz böyle. O derece güzel ya. O derece güzel. Götürüyor. İnsanı oraya götürüyor ya. Tolstoy bu kadar yetenekli olabilir mi? Ormanı bir anlatışı var. Mesela baş kahramanımız Olenin, Yeroşka amcayla müthiş canciğer arkadaş oluyor. Bölgeyi Olenin'e öğretiyor ve Olenin Yeroşka amcayla gittikleri av sahnelerinde, gerekse yalnız başına gittiği av sahnelerinde. O ormanın bir anlatımı var ya, bir anlatımı var. Sanki o ormanın gölgeleri arasında sanki Olenin'le birlikte yürüyorsunuz. Yani böyle o çıtırtıları, o kuş seslerini, orman tabanındaki çürümüş toprağın kokusunu, yani bunları hissediyorsunuz sanki ya. Bu kadar mı güzel anlatılır birader ya? Bu kadar mı güzel anlatılır ya? Adam romancı ya. Şimdi mesela bak, ben Dostoyevski'yi elbette ki daha yukarıya koyuyorum. Ama iyi bir romancı olduğu için değil. Başka bir sebep. Adam resmen psikanalizin kurucusu gibi bir şey Dostoyevski. Ama romancılık açısından Tolstoy Dostoyevski'ye tur bindirir abi. Öyle betimleme yeteneği var ki. Yani Dostoyevski de bunu bulamaz. Dostoyevski bu romanı yazsaydı biz Olenin'in kompleksleriyle uğraşırdık. Bilincinin altında neler yatıyor bunlarla uğraşırdık yani. Bunların etkileriyle uğraşırdık falan. Öyle mi Tolstoy? Öyle bir yazmış ki köy gözümüzde canlanıyor. Film sahnesi gibi. O köydeki bayram kutlaması, o köydeki kadınların kıyafetleri, adamların kıyafetleri, insanların birbiriyle ilişkilerindeki olaylar. Yani o olaylar böyle canlanıyor yani. O gece vakti, o Terek Irmağı'nda yani ki manzaralar mükemmeldi yani. Mükemmel. Tolstoy okumaya başlamak için mükemmel. Ha, kitabın ana konusu şu. Moskova'daki yüksek sosyetenin, seçkinlerin, aristokratların gözüyle aslında onlar için Kazaklar da yani Çeçenlerden, şunlardan, bunlardan farklı görmüyor onlar. O vahşilerin hayatı bir nevi böyle af püf bunlara bak ya, his köylü, bunlar ne bilir sevmeyi, bunlar ne bilir sanatı, bunlar ne bilir ulu yüce değerlerin kıymetini, ne bilir bunlar falan gözüyle bakılıyor ya o seçkinler. Ya biz bizim dünyaya bakışımızla, bizim eğitimimizle, bizim görgümüzle, bizim algımızla bunların, bu ilkellerin algısı, bu vahşilerin algısı bir olabilir mi diye düşünüyorlar ya. Bir nevi Olenin'e de acıyorlar yani. Ya bu da Kafkaslara gitti. Yazık. Bu da orada kabalaşır, köylüleşir. Toplumdan da kopar abi. Bu da meczubun birine dönüşür. Gözüyle bakıyorlar yani. Olenin karakterinin yaratıcısı olan Tolstoy o bakış açısına bu roman üzerinden cevap veriyor. Vahşi gözüyle görülen Kazakların nasıl sevebildiklerini, nasıl aşklar yaşadıklarını, nasıl arkadaşlıklar kurabildiklerini, nasıl paylaşımlarda bulunabildiklerini, o coğrafyanın, o renkli kültürün aynı zamanda insan algısını nasıl açabildiğini. Bunları kullanarak cevap veriyor. Diyor ki yani ey Moskova'daki beyzadeler, aslında aşağı olan kül şey sizin yaşamınız. Siz hatta yaşamıyorsunuz ya. Siz bir yalan dolan içerisinde yaşıyorsunuz. Esas gerçek doğaya daha yakın olabilmek. Bu vahşi gözüyle gördüğünüz bu insanlar sadece
ormana, dağa, taşa, ırmağa, doğanın kendisine değil, aynı zamanda insan doğasının da kendisine yakın yaşıyorlar. Onlar sizden çok daha insanlar. Daha doğrusu insancalar demek istiyor. Romanın ana konusu, ana fikri, vermek istediği mesaj da bu. Ve bu mükemmel de veriyor zaten. Bence söylenebilecek şeylerin hepsini söylediğimi düşünüyorum. Videoyu da burada sonlandırmayı düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.